Hayırdır? Ya bu Cevdet Bey başıma acayip büyük bela sardı vallahi billahi. Ha, ben anlamam. Huzurumda el sıkıştınız. Emanet attık. Ya, el sıkıştık da. Adam orada hani kızının gönlü olsun diye hani sizi birbirinize emanet ediyorum falan dedi. Ama kardeşim Esin de bir anda böyle bir dada havalarına girdi yani. Çok lazımmış gibi. Bence lazım. Hala çocuk gibisin. Ben çocuk gibiyim ha. Alo İsmail. Selam, ben Tezen'e. Tezen'e? İnan ben de seni düşünüyordum. Sence aramızda telepatik bir durum oluşmuş olabilir mi? İsmail, aramızda telepatik, empatik, sempatik bir sürü bağ oluşmuş olabilir yani. Sen gittiğinden beri aklım sende kaldı. Hayır, gidip gidip baca deliğine bakıyorum. Gizemli bir etki yarattım ben de. O deliğe kafamı soktuğum için aşırı pişmanım Tezen'e. Neden dersen ilk karşılaşmamızda çok fena madara oldum sana karşı. Yalnız öyle bir zamanda aradın ki içim or ateşlerle yanarken yüreğime kar gibi yağdın. Kader İsmail. Bilirsin kaderden kaçılmaz. Biliyor musun geçen yıl bana bir kadın baklafalı baktı. Dedi ki sen kafasız bir adama aşık olacaksın. Ve o adam karşına çıkıncaya kadar da depresyondan çıkamayacaksın dedi. İsmail, ben bugün anlıyorum ki o kafasız adam sensin. Sen benim kaderimsin. O kadar değil Tezen'e. Sonuçta ortaokul diplomam var. Ya tamam işte. Kadın da bana kafasız bir adama aşık olacaksın deyince ben de aptal birine aşık olacağını zannettim. O yüzden girdim depresyona. Ama sonra bugün senin kafan baca deliğine sıkışınca anladım ki o kafasız adam sensin. Farz et ki o baca deliği senin kaderin Tezen'e. Ben kafamı o delikten asla çıkarmam. Kafasız da yaşarım ama kaderin olurum. Ben de senin aşkınla yanıp tutuşsam o bacadan tüterim İsmail. Ben odun olsam sade sana yanarım Tezen. İsmail, sen zaten bana yanıyorsun. Sen benim aşkımla yanıp tutuşuyorsun İsmail. Sen bana aşık olmak için doğdun. Başkası söylese inanmazdım. Ki ben zaten artık hayatta senden başka kimseye inanmıyorum ki Tezen'e. Hayır, ben bugüne kadar hiç baca deliğine kafamı sıkıştırmadım yani. Bunun aşktan başka nasıl bir açıklaması olabilir he? Bu da mı tesadüf Tezen'e? Hayır, tesadüf değil İsmail, kader. İkimiz de aynı kaderin mahkumlarıyız. Biz birbirimize mecburuz İsmail. Sen bana aşıksın İsmail. Sen bana feci aşıksın ve hep öyle kalacaksın. Tezen'e neredesin? Şimdi benim gitmem lazım, tamam mı? Aşkımla kal. Hadi bay. Şefkat! Şefkat! Aşık oldum Şefkat! Aa, bu da yüzüklerin efendisi. Şefkat, ben Tezen'e aşık oldum kardeşim. Git abi, git çöle git. Çöle git, Mecnun gibi biraz çöllerde sürün ama bana gelme. Yeter ya, dün bir bugün iki. Şefkat, sen bana aşık ol demedin mi? Bak ben de senin lafını dinledim, aşık oldum. Ha, ben aşık ol dedim, niye aşık oldum? Söz dinlemiş. Ha, iyi ki keşke adama akıllı ol diyeydim ha. Şefkat, şu elimden bir tut. Tezen'i babasından benim için isteyelim. Git lan. Adam sana kızını verir oğlum. Rezil kepaze oldum ben. Ya sen istersen böbreğinin tekini bile verir. Oğlum sen o kapının eşiğinden giremezsin. Unut gitsin. Nasıl unutayım Şefkat? Nasıl unutayım ya? Kara sevda bu. Şimdi orada senin kafan bacaya sıkıştı ya. Sen onu öyle zannettin. Aslında senin orada dünyan arardı. Yok yok, tam tersine Şefkat. Benim aşkın ateşiyle dünyam aydınlandı. Ne olur tut elimle. Tutturma oğlum. Lan intihar bitti, şimdi bu mu başladı? Tutsana İsmail'in elinde. İntihardan vazgeçirdin. Hayata bağlasın. İmece usulü yap kardeş. Ha? Ben intihardan vazgeçirdim, sen de hayata bağla. Şefkat ya. Kurban olayım Şefkat. Ben aşkın ateşiyle çıra gibi yanıp tutuşuyorum. Ne olur yardım et. Ha, anladım. Sen ha, aşk ateşin, tamam. Ateşin de aşk ateşi şey yapmış, tamam. Dur, senin ilacın bende o zaman. Dur, dur bakayım. Adamsın lan çavuğum. Koçum benim be. Söndü mü aşk ateşi? Ben maça gidiyorum la. Biraz deşarj olayım. Güle güle ustayı deşarjlar. Şunları da bırakayım. Niye bırakıyorsunuz? Sakinin kabısına kabısını atardım. Kulüp ceza alıyorum ben sonra. Tövbe ettim. Arayan olursa maça gitti derim. Yok, ölmeye gitti de. Esin ararsa da direkt öldü de. Kaç la Kesper, kaç.
Şevkat. Ne gerek vardı la? Ben senin... Ne oldu Bozkır? Ya olmuyor işte. Yenisini alalım şunun ya. Sen bunun yenisini kaç para olduğunu biliyor musun? Çağır ustayı bozduğu gibi yapsın. Ya çağırdım da ne oldu ya? Evde bir tellak eksikti, o da geldi. Söyle tezeneye gidip çağırsın şu Cuma ustayı. Hadi. Çağırmam. Çekemem onun kapısını şimdi. Ha ne yani? Ay hem çağıracağız, iş vereceğiz, bir de kapris mi çekeceğiz? Ya o gece ikisini de kovdum ya, işin düşünce çağırırsan çekeceksin kaprisimi dedi bana ya. Daha neler yani? Çağır şu ustayı da görelim kaprisi neymiş bakalım. Ya evlendim evleneli başımdan kapris eksik olmuyor ya. Gülüp edaydı kapris, tezinesi başka kapris. Allah ya. Bana bak Bozkır. Söylediklerinin hepsini duydum. O şofben tamir olmasın, ben sana gösteririm kaprisi. Hadi, odru meydan, Bozkır Bey. İsmail, aldın mı ağzını eve? Aha, aldım. Bak, eksik çıkarsa kafanı patlatalım, haberin olsun. İsmail Mustafa Kralı babam sizi çağırıyor. Emri olur, hemen koşar geliriz ya. Nereye gidiyoruz be ya? İşimiz var, gücümüz var bizim. Söyle babana, akşama kadar beklesin. Belki geliriz. Akşam mı geleceksiniz? Anlamıyor musun kızım sen be ya? İşimiz var. Belki akşam, belki sabah. Belki de bir gece ansızın gelebiliriz. Söyle babana. Hadi be ya. İyi peki, söylerim. Çok bekletmeyin ama, tamam mı? Gözümüz yollarda kalır sonra. Sen ölüm olsan ben yine de bekletmem seni. Hemen intihar ederim tezene. Sen benim ecelim olsan her Allah'ın günü seni beklerim. Ay İsmail, senin o saf kalbin her gün depresyonda olsa ben hiç çıkmam biliyor musun? Kimse çıkartamaz beni. Kaç kazı, yürü be! Çenen düştü vallahi senin daha. Tamir için geldik be ya, müsaitsiniz. Buyurun, buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Artık bir acı kahvenizi içeriz. Buyurun komşu, lafı mı olur? Geçin. Ben hemen kahveleri yapıp geliyorum. Evde kahve fala bakan var mıydı be? Kusura bakma, fala bakamıyoruz burada. Ben de fala için almam zaten, kılığına sordum. Kaprisliyim size karşı. Vallahi bıraksanız üngür üngür ağlarım yani, o kadar doluyum. Şimdi Bozkır Bey, öyleyken böyle tabii de ben prensipli adamım yani. Ama usta dediğin de prensipli olacak yani. Göbek adımdır benim prensip. Ben aslında yeminim var, kovulduğum kapıdan bir daha girmem içeri ama... Şimdi içeriz bir acı kahvenizi. Ondan sonra atır yeniden kurulur be ya. Değil mi? Ne demişler? Ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaç. Ayağın yorgana göre uzak. Tamam tamam, anladık. Çok güzel. Şimdi siz kahvenizi için de şu şofbeni bir an evvel tamir edin. Hallederiz be ya. Önce kime vereyim? Babana kızım. Olur mu be ya? Önce misafire verilir yani. Vallahi bu gençler de hiç yol yordan bilmez ha. Ya fark etmez kızım. Ver şundan başla Allah aşkına ya. Kızım tepsiyi değil kahveyi vereceksin. Kenara. Patlar filan şimdi geç. Korkmayın be ya. Hiçbir şey olmaz. Son kontrolü yaptım. 41 kere maşallah. Vallahi sıcak suyunuz hazır. Yaralama termali gibi olacak. Rahat rahat dökülmüşsünüz suyunuzu. Hayır şohben oldu da acaba su akıyor mu? Vanayı açınca akacak be ya.
Ay ne uğurlu olsun. Kırmızı kurdeyi kesmek ister misiniz? Ayda. Yolum olmuş mu be ya? Merak etmeyin ama her şey kontrolüm altında, ben halledeceğim onu şimdi. Annesine. Kovalı be ya. Ulan sapasağlam da ol. Sorumluluk bana ait yengeciğim. Hiç merak etmeyin. Onu ben takacağım. Sizden de 5 kuruş para almayacağım. Çünkü ata benim ata. Ay ne diyorsun sen? Yani şimdi bir de susuz mu kalacağız biz? Susuz kalmazsın be ya. Köşedeki Yaşar bakkalda su var. Aldırırım ben sana. Bakkal diyor herif ya. Lan ne bakkalı ya? Suyumuzu yap, şunu bitir lan. Soruma koyma ya. Ah Bozkır, bizi nereye getirdin? Bozkır, nereye getirdin bizi? Maalesef bildim. İsmail, az önce canın çok yandı mı? Yok. Sen kahve olsan ben her gün seni üzerime dökerim tezene. Sen cehennem olsan ben senin ateşine koruna sarılırım. Yanacaksam sen yak beni tezene. İsmail, senin de kafan baca deliğine sıkışsa benim kalbim sıkışır İsmail. Kıyamam ben sana. Sen türkü olsan ben hep seni çalar, seni söylerim. Dinlemek istemeyen kalktırsın gitsin derim lan. Öp beni İsmail. Ne? Öp beni. Öpmek derken yani? Bildiğin öpmek işte İsmail. Hadi öp beni. Hayır, anam baban gelirler içeride. Ben ondan diyorum yani. Anne! Ya bir sakin ol. Bir sakin ol. Tezene! Ne yapıyorsun sen? Irz düşman seni. Seni kafanı kırarım ben. Defol çık. Git buradan. Teyzeciğim düşündüğünüz gibi değil ya. Azıcık konuşalım. Anne İsmail ben öptüm. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ben bu yaşım bu kadar öpüşmedim bile. Öpüşmeyi bile bilmiyorum. Bozkır! Bozkır! Ay bizi bir şey ne oluyor ya? Ne oldu be? Ay. Sallandık mı be? Hayırdır? Kız, bu serseri bu. Kızımızı öpüyordu. Öpüşüyorlardı. Ne? Evet baba, İsmail beni öptü. Ya Bozkır amca, vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Tezeke sen de 2 dakika geri vites yap. Ne olur ya? Konuşma lan! Ulan ver mi döveceğim, döneceksin ha? Baba vallahi beni ırgalamaz. Şefkattir onun kefili. Ulan başlatma kefilinden. Adam zaten akıl hastanesinde. Kaçmış o akıl hastanesinden be ya. Kaçmış mı? He. Allah'ım sen. Şey yapmasın ya. Geçsin şuradan. Allah'ım sen. Defol git lan buradan. Gözüm görmesin lan seni. Kızım ne olur uzak dur. Aman abi. Kızım avukat mı? Bir daha kapıdan bile geçme lan buradan. Ne bileyim ben be ya. Bana hiç okuyorduk, en son kırıldıydı. Ondan sonra ortalık birbirine karıştı yani. Ahlaksız, terbiyesiz. Barındırmayayım bir daha bu herifi buralarda. Hadi. Abi hiç merak etmeyin, biz o zaman dükkandayız. Biz ortalık yatışana kadar gel be ya. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun merak ya? Etme abla. Biz arkadaşı tımarhaneye atarız abla. Orada yer çok. Biz komple boşalttık oraları. Nerede lan bunun kifili? İyi, haberi mi yok? Gelmedi mi buraya? Sakin Bozkır Bey. Gir. İsmail! İsmail, ne yapıyorsun? Kendine bana ne yapıyorsun sen? Vallahi sen, oğlum sen intihar yöntemini mi değiştiriyorsun? Ne yapıyorsun sen lan? Cuma sakin ol. Sakin ol. Elinde kalacak. Ne yaptın? Pür sana İsmail. Utanmaz. Yene bak. Şu kapçık ağzına bakma ya. Biz burada 3 kuruş paranın peşindeyiz. Ekmeğimizin derdindeyiz. Sen 2 gün önce mahalleye taşınan kıza mı tuttun be? Usta yemin ederim Allah cezanı versin, kendi öptü beni tezene. Ama ben ölsem tezeneyi satmam. Aferin, çok güzel. Vallahi inandım ha. Beni de zaten köşede manavın... Onu hiç kimseye söylemiyorum ama gizliyorum. Hırpalarım seni lan. Cümel sakin ol, sakin ol. Siz inanmıyorsunuz ama ben tezeneye nikah kıyacağım. Onu evimin kadını yapacağım. Maksus abi hala konuşuyor. Ben sana dükkanımın kira yaptım da ne oldu? Al şu dükkanı. Al sonraları temizle. Benim asabımı bozma ya. Tövbe estağfurullah, elinden bir kaza çıkacak diye titriyorum ya. Şevkat. Şevkat bunun benim başıma bela etti ya. Vallahi bela yapma ya. Sinirlerim bozuldu. Ben bunu ekmek parası için bırakıyorum. Gerek yok. Thank you.
magazinel olur. Ne oluyor lan orada? Biz de boş durmadık yani abicim. Telefondan çalıştık. İsmail abimizin aşık kremini duyurduk aileme yani. Hey Vito. Olayı bize anlatır mısınız? Tabii kardeşim, hemen izah edeyim ben. Tezeneyi bana vermiyorlar. Evlenmemize karşı çıkıyorlar. Ben de sevda düşmanlarını bu şekilde protesto ediyorum. Peki açlık grevi yapmak nereden aklınıza geldi? Yani size ilham veren kim? Tamamen kendi orijinal fikrim. Ben zaten kara sevda yüzünden yemeden içmeden kesildim a dostlar. Bu gariban, bu fakir aşk acısı yüzünden kuruyup gitti zaten. Anlayacağınız açlık grevine tamamen doğal yollardan başlamış oldum. Ben sadece şu çadırı kurdum. Geri kalanını hayat kurguladı, bana sundu zaten. Pardon canım. Bakın ben asla evde kalmadım, tamam mı? Baksana şu tipe, evde kalacak tip var mı zaten bende? İsmail beni çok sevdi, bana çok aşık oldu ama benim ailem bizim evlenmemize izin vermiyor. Peki sizle de konuşalım. Ha, tamam, bekle bir dakika. Çok tarz bir ürün bu, senin en modası, bir dakika. Bir dakika çocuklar. Arkadaşlar, öncelikle geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Değerli vakitlerinizi bize ayırdınız. Bakın arkadaşlar, ya evlilik ya da depresyon. Hayat bana bu yaşıma kadar başka hiçbir fırsat tanımadı. Bu yaşıma kadar yani kendimi bildim bileli evlenmek için neler yaptım bir bilseniz. Ve aradığım aşkı en sonunda buldum. Fakat ailem evlenmemize izin vermiyor. Aha! İşte biz bu zincirle birbirimize bağlı olduğumuz gibi aşkla birbirimize bağlandık. Bu saatten sonra bizi bir Allah'ın kulu ayıramaz, koparamaz. Eve de gelin, benimle de konuşun. Bunların aklı başında değil. Ne oluyor burada be? Bu ne şamata, ne yapıyorsunuz ya? Görmüyor musun Bozkır? Bizi çekiyor kameralar, ünlü oluyoruz. Ya kardeşim, bu özel aile içi mesele ya. Bırakın, yürüyün gidin buradan ya. Boşaltın burayı be. Sen ne yapıyorsun? Kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz burada ya? Babacığım, sakin ol. Efendim, bu adam benim kocam. Bu o evlenme programları gibi. Acaba boşanma programları da yok mu? Ben kocamı boşuyorum da. Aa. Oraya çıkarsanız diyorum bizi. Ay, bir dakika ama ya. Rol çalma bizden. Evet ya, rica ederiz. Bu eylem bizim. Aa, öyle. Böyle bir sevdaya kim karşı çıkar? Vallahi billahi zalimsin Bozkır, vay Bozkır. Çocuklar, beni çekin, haberler bende. Beni çekin yavrularım. Ya Gülperi, Allah aşkına aklı başına topla ya. Bu sızaplara uyma sen ya. Karışma sen Bozkır, sen mahkemede konuş. Belli ki Tezene ile İsmail birbirini seviyor. Siz niye vermiyorsunuz kızınızı? Ben Tezene'nin annesiyim. Tezene'nin kariyer yapmasını istiyorum. Tezene çok yetenekli, çok. Ben de gençken tiyatro kolundaydım, okuldayken çok yetenekliydim. Tezene bana çekmiş yavrum benim. Dizi tekliflerini açıyorum. Babaanne, anneanne rollerini başarıyla canlandırırım. Bekliyorum teklifleri. Teşekkür ederim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim, ben bütün kiracılara sesleniyorum. Lütfen taşınacağınız yeri iyi düşünün ya, lütfen ya. Ne alaka ya? Sana ne lan? Kolay gelsin İsmail. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bir abajur bırakmıştık tamir için. Ha burada, oldu değil mi? Oldu, oldu. Buyurun. Yok yok, paraya gerek yok. Bizde mi olsun? Ayağınız alışsın. Teşekkür ederim. İsmail, neyin var senin? Neyim yok ki. Tezene bana küstü. Ne yapıyorum, ne ediyorum kızı yüzüme baktıramıyorum. Hiç görmüyor beni. Ya acaba diyorum, siz okumuş, gün görmüş, yol yordan bilen kadınsınız. Bizi barıştırsanız ya, kurbanınız olayım. Ay dert etme. Ve tatlı dille gönlünü alırsın. Ama önce bir hatan varsa kabul et, özür dile. Sonra güzel sözler söylersin, yeterli olur. Ne mesela? Yani mesela aşıkların birbirine söylediği sözler. Sen benim ruh ikizimsin. Biz birbirimiz için geldik bu dünyaya. Gökteki yıldızlar bile bizim için dizildi dersin. Sevinir. Ya
konuyu açacak gibi korkuyor. Siz zahmet etmeyin, oturun. Ben size çay da söyleyeyim. Bizim kahvenin kivi çayı müthiştir. Yok, teşekkür ederim. Kivi çayı var, çok güzel. Kivi çayı söyleyeyim. Ha. Şimdi söyleyeceğim çaydan evvel. Şimdi kulağa çok güzel geliyor bunlar. Ama ne manası var tam olarak? Yani şeyden diyorum, teyzene sorarsa benim bir parantez açmam gerekecek. Onun kapasitesi benimkinden daha yüksektir, anlar. Fakat ben yine cümlelerimi sağlam gaza bağlayayım diyor. Tamam, tamam. Bak şimdi, evrende her şey birbirine bağlıdır İsmail. Yani yıldızların konumu bile insanların davranışlarına yön verir. Bunlar biraz astrolojiyle ilgili şeyler. Sen astroloji haritası biliyorsun değil mi? Yok, ben daha çok burçlarla ilgiliyim. Gazetelerin o arka sayfalarında küçük küçük onları okuyorum arada. Öyle... Evrenle, astrolojinle çok alakam yok. Bunların hepsini aklımda tutma şansım hiç yok. Yani tutarsın canım, niye tutamayasın ki? Sen astroloji bilmene de gerek yok. Ya kendine güven, enerjine güven. Aşkın için savaş, pesimist olma yeter. Enerjime güveneceğim, aşkıma savaşacağım. Bir yani. De fesilist. Pesimist, pesimist olma. İşte tutamıyorum aklımda ben. Ah, bayağı hafızan kötüymüş senin. Bir parça. Ne yapsak? Ya siz zaten yaşam koçusunuz. Bir şekil bir elimizden tutun, yardım edin. Bir yol yordam gösterin, ne olur. Buldum. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Bak şimdi İsmail, sen bu gece tezenenin balkonun altında gideceksin, tamam mı? Sana bir kulaklık takacağız. Ben de bir yerlere saklanacağım. Sana böyle sözler söyleyeceğim. Benim sana söylediğim güzel sözleri sen tezeneye söyleyeceksin, tamam mı? Vallahi mükemmel fikir. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Benim elinizi öpeceğim. Ay, gerek yok. Ne olur lütfen, büyüksünüz, kocamansınız. Ya ya ya, şa şa şa. Hadi bir deneyelim. Şimdi sen şu kulaklığı al, kulağına tak. Telefonun nerede ya? Birini tak, birini. He? Bir tanesini takacaksın, diğeriyle tezeneyi duymalısın. Aa evet, bak bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Vallahi müthiş bir yaşam koçusunuz. Telefonunu çıkart. Tak bunu da. Şimdi ben seni arayacağım. Sesim iyi geliyor mu bakalım, tamam? Ehe. Aç bakalım, aç. Heh. Duyuyor musun beni? Evet, çok net. Tamam. Şimdi telefonunu cebine koy, şunları da toparla. Toparla. Ama telefonu sakın kapatma. Kulağın bir de bende olsun, tamam? Hangisi olsun? Kulaklık taktığın. Evet, tamam. İsmail yürü. Hadi. Ben geldim, evin önündeyim. Seni görüyorum. Ben sizi göremiyorum. Göremezsin çünkü ben saklandım İsmail. Hem beni görmene gerek yok. Duy yeter. Hadi çağır tezeni, hadi. Tezene, benim İsmail kedi değil. İsmail, senin ne işin var burada ya? Ben sana gelmedim mi? Annemle babam barıştı, çok mutluyum. Ama sana hala gıcığım, o yüzden git buradan. Gidemem tezene, yıldızlar getirdi beni sana. Gidemem tezene, yıldızlar getirdi beni sana. Bu gece burçlar kuşağında tüm yıldızlar bizim aşkımız için dizildi. Bu gece tunçlar kuşağında... Burç, burç. Burçlar, burçlar kuşağında bütün yıldızlar bizim aşkımız için dizildi komple. Ay İsmail, gece gece sen ne güzel konuşuyorsun böyle. Sen nereden öğrendin bunları? Nereden biliyorsun sen bu burçları ya? Aşkımdan malum oluyor tezenim. Seni benim kadar kimse sevemez. Sana benim kadar candan kimse hitap edemez. Kimse seni... Benim kadar sevemez. Kimse sana benim kadar candan hitap edemez tezene. Ay İsmail, sen çok tatlısın bu akşam ya. İsmail, bir şey söyleyeceğim sana. Sen bana böyle bir kelimeyle hitap etsen ne derdin? Ay!
Hoşt, hoşt! Sen bana mı hoş diyorsun? Hoşt, gitsene be! Sana diyorum tabii kızım, burada kaç kişi var başka? Gitsene be! Ben de gideceğim be! Burası benim evim, sen defol git! Git! Benim dediklerimi söyleme! Başka bir şey söyle! Benim dediğimi demesene he, üretemiyor musun he? Niye benim cebimden yiyorsun, kapasiten mi dar? İsmail bak beni çıldırtma! Tamam senin dediğini tekrar etmiyorum, hoş da demiyorum sana ama pisliksin. Ay sen çok pisliksin! Her şeyi mahvettin aptal! Burada pislik kapat! Her şeyi mahvettin aptal! Burada bitsin! Öyle mi? Bitsin! Burada bitsin! Bitti tamam mı? İlişkimiz de bitti, aşkımız da bitti, her şeyimiz bitti! Ayrıca sensin aptal! Ay inanmıyorum ya! Kapatıyorum ben! Ne halim varsa gör! Ben burada bu sayfayı kapatıyorum, defolup gidiyorum tamam mı? Ne alt edersen ne yaparsan yap! Sen defol git! Defol git! Allah belanı versin! Süper konuştum ya, acayip bir şeyim ya. Acayip etkiledim kızı. İsmail gel buraya, gel. Ya ne yaptın sen? Tavır yaptım kıza, etkilenmiştir değil mi? Ay sana tavır yap diyen oldu mu? Yanıma köpek geldi, ben ona hoş diyorum, onunla konuşuyorum ya. Şaka. Ya ben onu idrak edemedim ki o an. Tüh. Ama o benim içimi bilir değil mi? Ya benim ne varsa dilimde olduğunu bilir değil mi? Kızmaz yani. Kızı kırdık ya. Yani. Usta ne oldu? Yıldın mı İsmail? Hayat beni yıldırdı. Aşktan da yıldım. Meşkten de yıldım. Kadınlar beni hiç anlamıyorlar be ya. Kısa günüm kârım. Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Kadınları kim anlasın usta? Al şunu da bizim Selo'nun çay paralarını kapat hesabı. Hadi bakalım. Bundan kapanmaz usta. Kapanmıyor kadar bu oğlum. Ben zaten yılmışım. Beygirler tepişiyor içimde. Kahvaltı hazır. Of hele şükür be. Kızım ne bunlar? Yumurta pişir dedin anneciğim, pişirdi. Kim yiyecek bunları? Aa, biz yiyeceğiz. Bak sucuklu yumurta yaptım. Yumurtalı ekmek, omlet, menemen, salamlı yumurta. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım yiyelim. İçim içime sığmıyor lan içiyor. Keşke tezene planı bir an önce uygulamaya başlasa. Vallahi çok özledim lan. Çok aşırı özledim ya. Bana bak, bunu da elini yüzüne bulaştırma sakın. İkidir beni de halletiyorsun işlerini. Bozkır amca tipime çökerse ben senin tipine çökerim ha. O nasıl bir surat la? Sakin ol, agresif. Bu sefer çok sağlam ya planım. Ben bile şaşıyorum kendime yani. Aşırı sağlam. Açtım yani kendime. Hem kaderinde ne yazıyorsa onu yaşarsın aslan. Bak burada ne yazıyorsa o. Ena yazıyor. Tezene. Tezene neredesin? Tezene. Tezene neredesin? Tezene. Tezene. Aha. Biz İsmail'le kaçmaya karar verdik. Elveda anne, elveda baba. Bozkır koş, koş. Ne var hanım ya? Tezene kaçmış. O İsmail denen zevzek, defolu zevzek kaçırmış kızımızı sonunda. Ulan İsmail ya sen benim başıma bela mısın ya? Bu sefer yedim bitirdim seni İsmail'i. Seni yedim bitirdim. Gidelim, gidelim mahalleye ayağa kaldıralım bulalım kızımızı çabuk. Yürü, koş. Ya.
İsmail gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.